140 yaklaşma durumumuz olmuş mudur? 160, ışıklar kapandı. Şu dağın arkasına geçelim. Güneybatıya devam. O ses ne abi? Arkama bakmadan gidiyorum. Bir şey görmedim ben. Bir kayıt edelim abi. Bir şey bağırdı ama görmedim. Bir şey var mıydı? 200 metrenin çok altına indik abi. Buralarda bir yerde olması lazım. Bence bu şeyin kıyısında. Şarj. Abi çok korkuyorum. Kim çarp... Ha bu ufaklık. Bu ufaklık abi. Bu muydu acaba ya? Şurada bir şeyler var. Aramam lazım ha. Burada bir şey var ya. Nasıl çıkacağım? Kaydettik de ama değil mi? Hep yanlış tuşa basma. Cyclops motor parçası. Önemli. Çok önemli hem de. Hayda. Sıvı olayı nereden çıktı şimdi abi? Aa şişe var mı yanımızda? Belki şeyden bulduk mu hiç? Yemek var ya. Sıvı yok. Neyse. 200 metre derinlik. Canımız... Abi şu pili değiştireyim ben. Şu pili bir değiştireyim. Buradan bir kaçmamız gerekebilir. Bir saniye abi. Alt shift Samet. Dil değiştirme alt shift. Kısa yolu alt shift. Buralarda bir yerde 200 metrede bir şey olması lazım arkadaşlar. Tehlikeli yerler. Aşağıya daha fazla inmiyorum. Burası uçurum. Bence bu yükseklikte bir yerlerde bir 200 metre yakalayacağız. Ben bir gökyüzüne çıksam. Tam olarak şeyin neresine denk geliyoruz bir görsem. Kıçının neresine denk geliyoruz. Yani onun güney batıya mı geldik biz? Kuzey doğusuna baktığımızda kuzey doğusunu görüyor olmamız lazım. Öyle değil mi? Güney batı mı? Abi deli misin sen ya? Git diplerde gez ya. Şunu bir tamir de edeyim bu arada. Şimdi. Kuzey doğusuna bakıyoruz. Mesaj neydi? Güneybatı. Tamam. Tam hizamız doğru abi. Kıçı kuzeydoğuda. Biraz daha belki şu tarafa gidebiliriz. Yani şöyle şu yönde biraz daha tam ortalasak. Ama metremiz yeterli değil gibi. Şunu ben bir tamir edeyim. Su da lazım ha biliyorum ya. Burada bir enkaz falan bulsak. 200 bir iniyorum abi. Buraya bir daha geleceğiz. Onun için susuzluk. 3 tane görev bir anda çıkartamıyoruz tabi. 2 tane görev yaptık. Kaptan odasına gittik. 4 numaralı şeyi bulduk. Buralarda bir yerde bir de şeyi bulsak. Çünkü çok fazla... Bunu bulamayacağız gibi. 200 metre bu civarlar abi işte. Buralarda bir yerde olması lazım Merit. Arkamdan bir ses geldi ama. Arkamdan kötü ses geldi. Ben gidiyorum abi. Su problemi baş gösterdi. Soğan, canım soğan çekti. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Bulamayacağız bunu. Arkamda galiba bir şeyler var. Arkama bakmadan gidiyorum. Pilimiz güzel. Her şeyimiz güzel. Diplere baka baka gidiyorum her ihtimale karşı. Belki bir şeyler bulur muyuz?
Uzaklığımız bu arada buraya 1 kilometre uzaklıktayız. Belki onun sayesinde 1 kilometreyi hesaplayabiliriz. Bu arada bir tane de görüntü çıktısı vardı. Ona hiç bakmadık. Acaba yetişebilecek miyiz? Yetişiriz ya. Soğanlar bekleyin, ben geliyorum. Tam onu işaretledim göbeğinden. Yanıma alsaydım aslında fena olmayabilirdi ama ben 3 tane göreve çıkacağımızı düşünmemiştim. Buraya gündüz gelsek de fark etmeyecek gibi ya. Abi çok kötü sesler var buralarda. Şu ufaklıklar da mı ses yapıyor bilmiyorum ki. Evet, onlar yapıyor galiba abi. Asıl sesin psikopat... Abi burası neresi? Ne olursa olsun bir şey yapamayacağım abi. Tam kuzeye gidiyoruz. Tam güneye ineceğim bizim şeyden. Yaklaşık 500 metre. Tamam. Burayı unutmayalım. Güneye 500 metre ineceğiz. Buraya baktık mı bakmadık mı hatırlamıyorum. 500 metre güneye inip... 500 metre gidip güneye inip... Burada da bir şey var. 300 metrede de bir şey var. 350'de var. 500'de var. 350-500. Susuzluk çok ucunda. Yetişmeyecek gibi. Daha hızlı gitmiyor. Yetişir mi? Bir kademesi daha var mı? Hadi dayı, hadi dayı. Hadi soğan. Yetişmeyecek gibi ya. Stresli dakikalar. Yetişecek, yetişecek, yetişecek. Oh, şimdi deneyimizi yapacaktık. Ondan acilen yedim abi. Şundan bir iki tane kestik. İki tane daha kestik. 4. 6. Bir tane daha keseceğim. 7. Bu dursun abi. Bunu 7 tane bundan 7 tane yediğimizi hatırlayalım. Sonra bunu uzun süre ellemeyeceğim. Çünkü üzerinde yüzdesi falan yok. Acaba oyun nasıl hatırlıyor? Şundan beslenmeye devam edelim. Bir tane envanter dolu yaptı. Bir yere de düşmedi. Neyse böyle kalsın. Mesela şöyle bakınca bunun farkı belli oluyor mu bunların? Hiç hepsi aynı orijinal gözüküyor abi. Bilmeyen bir kayıt olabilir. Şapur şupur yedik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şu ne? İşaretleyici bu arada arada bir kullanabileceğimiz bir şey oluyor. Yanımızda birkaç işaretleyici. Böyle bir şey bulduğumuz zaman işaretleyici bırakabiliriz oraya. Ama ondan önce ben işi bir pil şarj cihazını bir yapalım diyorum. Pil şarj cihazını bir yapabilir hale geldik diye hatırlıyorum. İlk önce şu cihazımızı bir alalım. Onun dışında yapmamız gereken başka bir şey varsa hatırlatın abi. Ben şu anda aklıma gelmiyor. Şunu bir numaraya ata şimdilik. Şunun yanına bir yerlere yapmayı da gerçi parçaları bulmamız lazım da. Şöyle olsa. Al yere koydum. Şimdi yakut, titanyum ne gerekiyordu? Gelişmiş kablo seti üretelim bir tane. Gelişmiş kablo seti yapabiliyorduk galiba değil mi? Bir şekilde. Gümüş cevheri istiyordu. Bir tane galiba buraya bir yere koymuştuk gümüş cevheri. Tamam. Gelişmiş kablo. Bir tane normal kablolama yapıyoruz. Sonra altın. Bilgisayar içinde gerekiyordu. Mercan diski, altın, bakır tel. Bakırımız var mı? Bir tane var. Bakır. Tel yapabiliriz. Mercan diski örneğimiz yok galiba. Kalmadım ondan. Bir tane var. Kaç tane lazımdı? Bakın bilgisayar parçası için. Bir tane daha lazım. Bakır teli yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Bir tane mercan diski örneği kesip geleyim dışarıdan. Şunu hemen şeye atayalım. İkiye ata. Bir tane mercan diski örneği keselim. Gelin lan neredesiniz? Neredesiniz?
Mercan diskleri. Şurada bir tane görüyorum. Bir tane lazım zaten. Ver onu. Gerisi önem sonra keseriz. Bunlar büyüyor mu büyüyor mu bilmiyorum abi. Onlar kestik mi bitiyor mu? Harcanıyor mu? Bilgisayar işlemcisi. Ondan sonra iki tane de altın lazım. Altınlar nerede? Şu bir altını al. Şuradan bir altını al. Gelişmiş kablolama seti. O da tamam. Yakut alalım iki tane de elimize. Yakutlar neredeydi? Hep aynı yerlere bakıyorum ama iki tane de yakut. Yakutları ne zor şartlarda aldım. Patlatıyoruz. İşte bu. Hemen şunu şarja bırakıyoruz. Güzel. Amerikan pastası güzel filmdi abi. Ben onu Türkiye'ye, Amerika'ya gelmeden önce çıkmıştı o galiba. 2000'li yıllarda falandı galiba. Güzeldi o zaman gençler. Liseli gençler, Amerikan liseli gençlerinin aksiyonları diyeyim. Kız nasıl kız ayarlanır? Abi bu arada biz küçük dolap yapmışız, ona üzüldüm diyorsun. Sir Impala, var var büyüğü var da büyüğü cam istiyor. Büyüğü cam istiyor, cam kuars bulmak dertliydi diye salladım. Küçük yapıp dururuz, ne olacak? Tek derdi küçüğün, hepsini açarken daha fazla açıyoruz ama. Türkiye pastası çıktı geçen sene, çok iyi. Harbi mi of, hiç haberim yok. Hiç bilmiyorum, ona bakarım ben. Geçmiş bir şart abi, şey için falan da şart. Bundan sonraki denizaltı falan için de şart. Bu çok önemli bir alet yani. Boş durmayacak. Durmaması lazım bunun yani. Şimdi bunu hallettik. Demin yapmamız gereken başka bir şey söylediniz mi? Başka... Scanner room parçalarını buldum mu? Güzel soru. Galiba buldum abi onu ben ya. Bunlar ne? Bunlar süs. Aslında scanner room yapabilir mi? Var işte abi. İki bakır, iki... Ben bunu yaparım abi. Çok basit bir şey. 5 titanyum, 2 bakır, 1 altın. Titanyumumuz vardır. Şunları bozalım ilk önce, dur. Şu titanyumları bir titanyuma çevirelim. Mercan diski örneğe gidip yine alacağız orada, o kolay. Bakırımız da var. İki bakır, 1 altın, 1 mercan diski. Bir altın. İki bakır. Bir de mercan diski bulalım. Oyunun grafikleri de güzel. Sesleri de güzel. Yani oyunun kaliteli yani aslında. Yani inşası güzel. Şu an direkt yapabiliyor muyuz? Nasıl yapacağız bunu? Bizim öbür şey nerede? Arayı kapatmasın da. O tarafta. Bu tarafa doğru yap. Gel baba. Nasıl olacak bu ya? Şöyle mi olacak? Bu oyunun güzelliklerinden bir tanesi. Kaldırdığın zaman parçaları geriye, bütün malzemeyi olduğu gibi geri veriyor. Yanlış koyarsan bir daha yapabilirsin yani. Şunun arasını bağlayacağız galiba. Ya da ilk önce mi bağlayacaktık? Sök abi şunu. Bak yani şimdi mesela yanlış yaptım ya. Bütün parçalar aynen geri geliyor. Hiç kayıp yok. %50 kayıp falan koyabilirler mesela öyle şeyler. Boruyu koy. Hayır. Kayıverdi. Koridoru koyduk. Tarama odası. Yapmıyor abi. İnat et. Acaba orası derin mi oldu şimdi onun için? Şuraya doğru yapalım dur. Şunu kır. Şurası hala güzel gibi onun için. Heh! Sanki bunu yapmadan olacak gibiydi be. Çünkü bunun ekstra kendi şeyi var gibi yani.
Dur. Bunu çözdük ya abi. Denemem lazım. Denemezsem şey yaparım. Bu taraftan koymayı deneyeceğim. Fazla koridorlarda koşmak istemiyorum abi. O yüzden. Belki direkt şuraya olacak. Oksijenliyim seni ya. Olmuyor ama. Tepesine koyuyor mu? Yok. İlla koridor yaptıracak. Tamam. Tamam hocam. Anlaşıldı. Anlaşıldın hocam. Anlaşıldın. İlla koridor. Ne haber Sir Impala? Burada demin de yazıyordun, gördün de. Şimdi olmaz. Demin oluyordu. Heh. Enerjimiz yeter mi acaba ya? Enerji durumumuz çok çekiyor bu halde. Bilmiyorum ki nasıl çalışıyor tam. Tarama odası. Ne tarayacağız onu da bilmiyorum. Üstün gövde direnci -1 derecede değişti. Toplam direnç 5.75 oldu. Güzel. Şuradan gidip bakalım neymiş. Piller şarj oluyor mu gençler? Bu arada pilleri bir ara değiştirmemiz lazım, haberiniz olsun. Hatta şuna bir bak mı bakalım ilk önce. Yaratık yumurtası, tuz çökeltisi, mağara sülfürü, bunları bulabilmek için şey. Hurda metal, enkaz, enkaz. Bakır cevheri, gümüş var mı abi, gümüş? Gümüş çünkü şey şu zaten, ha. Yuvarlak sivilce, kum taşı öbeği. Abi çok güzel bir alet bu. Bu alet çok süper. Peki nasıl kullanılıyor? Mesela enkazları göster desem. Taranıyor diyor. Burada mı gösteriyor şimdi? Mesela şu enkaz mı? Şu kırmızı. Şu maviler ne? O maviler masanın ışığıymış. Şu mavi bizim merkez, bizim olduğumuz yeri gösteriyor büyük ihtimalle. Şurada bir enkaz var. Şöyle şurada bir yerde mi? Şu hiza olarak. Aha burada da çıktı bir enkaz. Geç kaldım diyorsun. Kim bilir neler karşı. Yani sırayla gidiyoruz ya söyleyeyim Pala. Bize verilen yeni mekanları dolaşarak Aurora'yı bitirdik. Aurora'da yapacak bir şey kalmadı. Onu söyleyeyim yani. Bütün kapıları açtık. Bütün şeyleri scanledik. Bilmediğimiz yap... Şu alet ne abi? Tarama odası baş ekran işlemcisi. Tarama odasından baş ekranına veri akışı sağlar. Baş ekranın dediği ne abi? Manyetit ne abi bu arada? Manyetit hayatında bilmediğim bir şey yani. Drone kamera. Yönetilir bir kamera diyor. Allah Allah. Tarama odası uzaklık geliştirmesi. Ha bak bu önemli bir şey. Tarama odası menzilini arttırır. Bunu yapmamız lazım ama yine manyetit denen neyse ondan lazım. Tarama odası hız geliştirmesi. Tarama odasının çalışma hızını arttırır. Gümüş ve altın lazım. Gümüşümüz kalmadı bu arada. Ama gümüşü bulmanın yolunu biliyoruz. Bu hızı geliştirmek ne işe yarar bilmiyorum ama bunlar yavaş yavaş buluyor. Demin bir vardı, iki oldu. Şimdi bak 5 tane var. Bu çok güzel oldu. Şimdi burada abi iki tane önemli şey gördüm. Hız belki önemli o kadar değil. Birinci öncelik ama manyetit bilmiyoruz abi. Manyetiti bilmiyoruz. Burada manyetit var mı listede? Taranıyor. Neyse enkazları manyetit var mı? Manyetit ısı alanı diye bir şey var. Bu ne ki abi? Manyetit yok galiba. Kuvars var. Tabii bütün şeyleri unuttu bu arada. Kendini ne abi? Kendini sabah iş vardı uyuyayım dedim. Akşam çokça işim vardı uyuyamadım. Anladım söyleyeyim pala. Bir de hafta sonu biraz fazla kalınca falan insan bazen şey yapıyor. Bu arada enerji de çekmiyor abi. Gücümüz 75-75. Enkaz işi güzel abi. Abi göster o enkazın olduğu yeri işaretliyor. Evet onu gördüm abi. Çok süper bir alet. Peki gittiğimiz yani enkazları acaba gitmediğimiz enkazlar mı? Yoksa hepsini mi gösteriyor? Çünkü hangilerine gittiğimizi nasıl hatırlayacağız? Yudunik diyorsun anlamadım. Kendini elindeki cihaz derken. Neyse. Bu güzel bir alet. Yapmak çok önemliymiş. Öncelik olarak ne yapacağımızı şu anda düşünemedim. Ne yapmamız lazım başka? Şu ay havuzunu da yapabiliriz. Yüksek düzeyde enerji tüketen ve yapısal gereksinimi olan araç demirleme bölmesi. Kurşun gerekiyor. Yağlayıcı ve titan külçesi. Bu ay havuzu da önemli şeyimizi falan için gerekli olabilir. Bir ay havuzu. Çünkü geliştirmeler falan orada yapılıyor galiba. Veri aktarımı elindeki cihaza diyor. Veri aktarımını.
Abi işaret koyuyordu bulduğu ikazlara. İşaret mi koyuyordu? Neyse bakarız ona ya. Kafam karıştı dur. Ne yapmamız lazım? Dur bir su içeyim. Kafam karıştı. Ben bir soğan yiyeyim kendime geleyim. Şunu ellemiyoruz. Ha, ay havuzu yapacaktım. Bulunduğun enkaza nokta koyuyor. Bulduğu enkazı. Onu evet onu anladım. Bulduğu enkazlara nokta koyuyor ama benim gittiklerimi biliyor mu? Bilmez herhalde. Yani her zaman o enkazları gösterecek mi? Dışarı çıktığında görebiliyorsun. İlla ezberme gerek yok. Ha, onu nasıl yapacağız? Dur abi. İlk önce şu havuzunu yapalım da ondan sonra yapacağımız projeye göre gümüş mü bulacağız? Ne bulacaksak oradan onu bir inceleyelim. İlk önce ay havuzu yapacağım. Tamam mı? Ay havuzu yapmak için gereken şey titanyum külçesi ve yağlayıcı. Bir de kurşun çarpı 2. Yağlayıcı... Bir dakika, titanyum külçesi yapabilecek durumda mıyız? Şu anda değiliz. Yağlayıcımız bir yerlerde var mıydı? Vardı. Kaç tane lazım? Ona bakmadım yalnız. Bir tane. Kurşun şurada bir yerde vardı, değil mi? Bir, iki. Kurşun da tamam. Şu titanyumları da alalım. Bunların hepsini tüketeceğiz galiba. Külçe yapacağız. Dur. Yer kalmadı. On titanyum gitti abi külçeye. Bize iki lazım değil mi? Evet bir tane daha yapacağız. Titanyumlar nasıl hızlı bitirilir? Hocam veri aktarının modülü tabletinin notların konum modülü anlatılan bu. Ha, oradaki o zaman oradaki ekran şeyi o mu yükseltmesi? Şurada hani vardı ya bir tane yükseltme. Baş ekranı dediği bizim başımız mı yani? Ben burada baş ekranı derken ana ekran anlamında kullanıyor gibi düşündüm ama başımızdaki ekran mı? Baş ekranı işlemci. Tarım odasından baş ekranına veri akışı sağlar. Galiba onu demek istiyor. Baş ekranı dediği şunun gibi bir şey mi yani? Şu mu acaba? Olabilir vallahi. Nasıl pusula tepemize çıktı? Galiba öyle bir şey. Çünkü ben baş ekran derken şu baş ekran bu diyor gibi düşünüyorum. Buna bir şey mi yapacak? Yani veri aktarımı derken ne anlamadım yani. Kendi başımızın ekranı olabilir. Şimdi ay havuzu yapmaya hazırız diye düşünüyorum. Dışarıya belki şundan yapmak gerekebilir. İki titanyum gerekiyor. O da elimizde var. O zaman bir ay havuzu patlatalım. Enerji çekiyor diyor yalnız. O biraz üzücü olabilir. Ay havuzunu alttan giriş olduğu için şuraya biraz derin tarafa doğru koyalım. Direkt bağlanıyor mu bilmiyorum. Bu da mı illa şey istiyor? Boru istiyor galiba. Aha. Yine boruyu ilk önce koyacağım büyük ihtimalle ama. Muhtemelen öyle olacak. Ne haber Meonsa? Tarama başlat abi çalışsın. Ne arayacağımı bilmiyorum ki. Dur. Enkaz arayabiliriz ama sanki gümüş arayacağım gibi geliyor ilk başta. Yapacağım bir sonraki projeyi şu anda çözmüş değilim. Haftalarca insin dışından yoksun olma nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşamak olağandır. Araştırma bir hayvan edinmenin ya da cansız bir nesneye insanmış gibi davranmanın belirtileri hafiflettiğini göstermiştir. Bu olmuyor. Bu olmuyor abi. Burası acaba az mı daha şey? Nasıl yapacağız? Şu tarafta yapmaya çalışsak. Isı enerji dönüşen bir alet var. Var var evet bir tane de bir şey bulduk. Aha bağladı buradan. Tamam abi bana uyar. Nereden yaptın hiç önemli umurumda bile değil. Kendi direkt bağlıyormuş abi bunu. Direnç.
Evet, dirençle ilgili bir şey yazdı abi. Dirençle ilgili bir şey yazdı.